M8 TV. Vizyon M8 TV. Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İyi akşamlar. Sivas-Kayseri karayolunda buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yolcu otobüsü önündeki tıra çarptı. Ankara'dan gelen bir başka tırsa yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Sivas'ta buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle iki tır çarpıştı. Otobüs şoförü Ziya Ada hayatını kaybederken 13 yolcu yaralandı. Kaza dün akşam 20.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu Maksutlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır kayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Ziya Ada yönetimindeki içerisinde 13 yolcusu bulunan yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.
Yolcu otobüsünü ise arkadan gelen bir başka tır çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada otobüs şoförü Ziya Adan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sıkışan bir yolcuysa yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. Otobüste bulunan ve yaralanan 13 yolcuysa ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının ardından 413 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl özel idare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının ardından pek çok yerleşim yerinin yolları kapandı. Sivas merkez ve ilçelerde 413 yerleşim yerine hala ulaşım sağlanamıyor. İl özel idare ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken yolda kalan vatandaş ve hastaların da yardımına koşuyor. Altınyayla Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki Şengül Kaya, akşam saatlerinde böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekipleri köye Altınyayla ilçe özel idare ekiplerinin yol açma çalışmaları sonucu ulaştı. Hasta vatandaş ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı. Şarkışla Uçuk köyünde yaşayan 54 yaşındaki Sevilay Şimşek, yüksek tansiyon ve burun kanaması şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Sağlık ekiplerinin köye ulaşması için Şarkışla ilçe özel idare ekipleri öncülük etti. İlk müdahalesi köyde yapılan hasta, Şarkışla ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı. "29 Ekim Kadınları Derneği Sivas Şubesi 2015 yılında vahşice öldürülen Özgecan Arslan'ı unutmadı. Dernek üyeleri düzenledikleri basın toplantısında Özgecan'ı andı. "29 Ekim Kadınları Derneği Sivas Şubesi 2015 yılında vahşice öldürülen Özgecan Arslan'ı unutmadı. Dernek üyeleri düzenledikleri basın toplantısında Özgecan'ı andı. Özgecan Arslan 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Taciz ediliyor, bu tacize karşı koymak için taciz edeni cırmalıyor. Tırnaklarının içinde tacizcinin yüzünün et parçaları kalıyor. Sonra bıçaklanıyor, öldürülüyor, yakılıyor." Dernek Yönetim Kurulu üyesi Hülya Kurt burada yaptığı açıklamada Özgecan Aslan'ın katilinin cezaevinde öldürüldüğüne inanmadıklarını söyledi. "Tırnaklarının içinde cani katilin et parçaları kaldı diye
teşhis edileceği için elleri kesilerek tuvalete atılıyor. Çünkü bu cani kendini o kadar kıymetli görüyor ki yaptıklarının bedelini hapis yatarak bile ödemek istemiyor. Bu cani katilin cezaevinde öldürüldüğü söyleniyor. Cezaevleri katillerin öldürülme yeri değil, cezaevlerine silah sokulması kabul edilir bir olay değil. Biz bu katilin öldüğüne inanmıyoruz. Bunları insanların öfkesini durdurmak için söylenen sözler olduğunu düşünüyoruz. Kurt kadınların anne, eş ya da kardeş olmadan önce insan olduğunu belirterek hiçbir sebebin kadın cinayetlerinde haklı sebep olmayacağını ifade etti. Biz kadınlar anne, eş, kardeş, sevgili olmadan önce insanız. Devleti göreve çağırıyoruz. Diyoruz ki kadınlar eşit yurttaşlarız. Hiçbir gelenek ve görenek, dini inanç, siyasi düşünce, yaşam tarzımız öldürülmemize haklı sebep olarak gösterilemez. Kadına yönelik şiddeti yapanlar toplum içinde elini kolunu sallayarak gezerken kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de hiç durmayacaktır. Kadın cinayetlerinin durdurulması konusunda çağrı yapan Kurt, kadınların sosyal haklarının verilmesi gerektiğini kaydetti. Devleti göreve çağırıyoruz. Durdurun kadın cinayetlerini, verin kadınların haklarını diyoruz. Şimdi de kadın ve çocukların hakları olan nafaka hakkı gasp edilmeye çalışılıyor. Dokunmayın kadın ve çocukların nafakasına. O nafaka kadın ve çocuğun yaşam ve geçim güvencesidir ve haklarıdır. Kurt konuşmasını Özgecan'ı unutturmayacaklarını belirterek noktaladı. 29 Ekim Kadınları Derneği Sivas Şubesi olarak sevgili Özgecan Aslan'ın katledilişinin 7. yılında sevgiyle anıyoruz. Güzel prenses, seni unutmayacağız ve unutturmayacağız. Işıklar içinde uyu, ruhun şad olsun. Hayırsever iş adamı Aydın Şimşek hayatını kaybetti. Şimşek yakınlarının dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Değerli misafirlerimiz, Beyaz Gül'e biz hoş geldiniz öncelikle. Değerli misafirlerimiz, aslında hayatı boyunca çalışanlarının ve sevdiklerinin yanında olan Zara'ya bağlı Arapça mezrasında doğup büyüyen ve akabinde İstanbul'a yerleşen hayırsever iş adamı Aydın Şimşek hayatını kaybetti. 1995'te Nazan Hanım ve İsmail Bey'i sayesinde bizim Beyaz Gül'de evlendi. Şimdi de evlatlarının mutluluğunu hep beraber burada tadıyoruz. Siyaset ve iş dünyasıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı cenaze namazının ardından iş adamı Aydın Şimşek son yolculuğuna uğurlandı. Pek çok hastalığın temel unsuru olan ve insan sağlığına ciddi zararlar veren sigara aynı zamanda doğayı da kirletiyor. Doktor öğretim üyesi Sanem Nemrezi Karaca, insan sağlığına ciddi zararlar veren sigaranın doğaya ve ekosisteme de zarar verdiğini söyledi. Pek çok hastalığın temel unsuru olan ve insan sağlığına ciddi zararlar veren sigara aynı zamanda doğayı da kirletiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Sanem Nemmezi Karaca sigarayı bırakma günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve sigarayla temas eden insanlar 5 farklı evrede bulunabiliyorlar. Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Doktor öğretim üyesi Sanem Nemmezi Karaca sigara izmaritlerinin doğaya zarar verdiğini belirterek sigara izmaritlerinde nikotin, krom, arsenik, kurşun ve etilfenol dahil olmak üzere pek çok tehlikeli kimyasal madde bulunduğunu söyledi. Sigara izmaritleri tüm dünyada en fazla toplanan atık. Özellikle denizlerden ve su kenarlarından en fazla atık olarak toplanan madde sigara izmaritleri. Ve maalesef sigara izmaritlerinin içerisinde nikotin gibi, krom gibi, arsenik gibi çevreye zararlı olan pek çok kimyasal madde bulunmakta. Bu kimyasallar suya ve toprağa sızarak doğaya zarar vermekte. Ayrıca bunun ötesinde sigara ambalajlarının yer aldığı, özellikle birçoğunun plastik olduğunu düşünecek olursak, milyonlarca ton atık yine çevreye zarar vermekte.
Karaca sigarayı bırakmak isteyenlere de önemli tavsiyelerde bulundu. İkinci evre sigara bırakmayı düşünenlerin yer aldığı evredir. Bu evredeki vatandaşlarımız sigara bırakmaya isteklidirler. Ancak nasıl bırakacaklarına dair bir bilgileri olmayabilir. Ya da bunun için yeterince cesaretleri olmayabilir. Bırakmış, sonra yeniden başlamış, tekrar bırakmaya istekli olabilirler. Bu evredeki vatandaşlarımız neden sigarayı bırakmaları gerektiğini bir kez daha düşünmeliler. Sağlık kaygıları nedeniyle mi bırakmak istiyorlar? Ekonomik kaygılar nedeniyle mi bırakmak istiyorlar? COVID-19 pandemisini deneyimlediğimiz bu günlerde kapalı ortamlarda pasif içicilikten dolayı sevdiklerini korumak mı istiyorlar? Buna karar vermeleri gerekiyor. Eğer netleşmekte zorlanıyorlarsa kendilerine bazı sorular sorabilirler. Neden sigarayı bırakmalıyım? Neden içmemeliyim? İçmeye devam etmem benim hayatımda nasıl değişikliklere neden olacak? Birkaç yıl sonra sigarayla birlikte hayatım nasıl olacak? Bırakırsam nasıl olacak? Tüm bunları düşünerek bir karar vermeleri ve bu kararlarını uygulamak için önceliklerini almaları gerekir. Sigarayı bırakma döneminde motivasyonun önemli olduğunu söyleyen Karaca, sigarayı bırakmış olan kişilerin özellikle ilk günlerde desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle bu noktada sigarayı bırakanların yer aldığı evrede bırakma dönemindeki kişilere son yıllarda popüler hale gelen e-sigaradan bahsetmek istiyorum. Elektronik sigaralar bugüne kadar yapılmış hiçbir çalışmada sigarayı bıraktırmaya yardımcı bir ürün olarak kanıtlanmış bir bulgu elde edilemedi. Sigarayı hem içmeye devam ediyorlar hem de elektronik sigara içiyorlar ya da elektronik sigarayı içenler bir süre sonra sigara kullanmaya yeniden başlıyorlar. Özellikle elektronik sigaraların bir kısmı sigara şeklinde tutuluyor olması, dumanının çıkıyor olması, nikotin bağımlılığını canlı tutan durumlardan birisi. Kapalı ortamlarda sigara içmenin sıkıntılı olduğu durumlarda bir alternatif olarak daha fazla ve aşırı uygunsuz kullanımlara yol açabilmekte. Türkiye Değişim Partisi Sivas İl Başkanı Serkan Erdem Vizyon 58'i ziyaret etti. Vizyon 58 Onursal Başkanı Cemalettin Kurt'la görüşen Erdem, Türkiye Değişim Partisi olarak Sivas teşkilatlanmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye Değişim Partisi Sivas İl Başkanı Serkan Erdem Vizyon 58'i ziyaret etti. Başkanlık diyoruz. Doğru değil ya. Doğru değil yani. Evet. Yani siyaset olabilir işin içinde. Siyasi tartışma yapabilirsin ama. Vizyon 58 Onursal Başkanı Cemalettin Kurt'la görüşen Erdem parti çalışmalarını anlattı. Görüşe sağ başlar. Parti oturalım. Parti destekleyecek. Vallahi gençler. Bu işler çok itibar etmezseniz onları bulacağımız. Erdem ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Değişim Partisi olarak il ve ilçe örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Merhabalar, bugünkü ziyaretimizde Vizyon 58 TV Genel Başkanı Cemalettin Bey'i ziyaret ettik. İlgi alakasından dolayı çok teşekkür ederiz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak Sivas'ta teşkilatlandırmamızı tamamlamak üzere Sivas'ın şu anda 6 tane ilçesinde teşkilatımızı kurduk. En kısa zamanda il kongresini yapıp Sivas'ta Türkiye Değişim Partisi'nde bütün vatandaşları bekliyoruz. Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışıyla sosyal medyada yer alan kar paylaşımları içerisinde en çok dikkat çeken kar yeme görüntüleri oldu. Pekmez dökülerek yenilen kar görüntüleri ise kültür olarak algılarda yerini alırken uzmanlar kar yemenin sağlık açısından zararlı olabileceğini söyledi. Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışıyla sosyal medyada yer alan kar paylaşımları içerisinde en çok dikkat çeken kar yeme görüntüleri oldu. Şöylece bir kabın içine döküp, kabın içine döktük arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık tozunu pisliğini alayım mı diyeceğim, toprak da yememiz lazım canlar. Toprak da yiyeceğiz. Bak şöyle has, halis, mulis, nerenin abi? Nide. Nide'nin. Üzüm pekmezini arkadaşlar, ha üzüm pekmezini şöyle dökeceğiz dostlar. Hey yavrum, hey maşallah ya, Allah'ım sana verdiğin nimetlere binler şükür ya. Kar yeme paylaşımlarının artmasıyla neredeyse kar tüketimi popüler hale geldi. Pekmez dökülerek yenilen kar görüntüleri ise kültür olarak algılarda yerini aldı. Buraya ayak mı girmiş?
için. Evet abi. Niye öyle uzunlamasını yapıyor? Ne yapacaksın şimdi? Yiyeceğiz. Vay 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 vay. Kim o pekmez? Evet abi alıyor musun? O pekmez. Nereye kadar gider bu? Altına kadar gider abi, mi? Şimdi bunu alıp yiyeceğiz abi, ne yapacağız? Donacak. Hadi al, alın bakayım. Pekmez, pekmez. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Biz burada belgesel çekiyoruz. Pekmez, karda pekmez nasıl yenir? Artan kar tüketimi üzerine açıklama yapan diyetisyenlerden Eda Ünal, kar tüketiminin insan sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Gıda ile karıştırılmış kar tüketiminin doğru olmadığını belirten Ünal, karın gökyüzünden kirlenerek indiğini söyledi. Bu ara sosyal medyada kar tüketimi ile alakalı bir sürü video görüyorum aslında. Kar gökyüzünden inerken su tanecikleri şeklinde iniyor. Aslında temiz ama hava kirliliği ve ağır metallerle birlikte kirleniyor ve suyu kirletiyor. Bu durumda da karı tüketmememiz gerekiyor. Sık sık karşılaştığım şey de aslında kar ve pekmezin birleşiminden oluşan bir karlamaç, kar elvası deniyor genelde. Bununla alakalı bir sürü karışımlar görüyorum. Pekmezin pek çok faydası olan bir ürün olmasına rağmen karla birlikte tüketimini önermediklerini belirten Ünal, şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde karın temiz olmadığını kaydetti. Pekmez bu anlamda çok kıymetli bir besin. Özellikle Anadolu'da meyveleri uzun süre saklamak için kullanılırken keşfedilmiş bir besin. Birçok da yararı var. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kompleks B vitaminleri ve C vitaminleri içeriyor. Bunun yanında da anti-enflamatuar etkisi olduğu için iltihap söktürücü etkisi de var. Yani şu an hiçbir şekilde, yani Türkiye'nin hiçbir yerinde kar %100 temiz olmadığı için ikinci karı kullanıyorlar genelde. Onu o şekilde tüketiyorlar ama kirleniyor. Her şekilde kirli olduğu için bu şekilde tüketilmemesini öneriyoruz. Sivas'ta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken günün erken saatlerinde oluşan kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı, tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde kırağı oluştu. Türkiye'nin en uzun ırmağı olma özelliği taşıyan Kızılırmak üzerinde bulunan tarihi Eğriköprü de eşsiz görüntülere sahne oldu. Ağaçların beyaza bürünmesi, tellerin ve bitkilerin buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas'ı seviyoruz. Soğuk olsun, kar yağsın ki yazın susuz kalmayalım. Görmüşsünüzdür, yoksa susuz kalacağız. Irmağın dibindeyiz ama tüm Sivas gibi susuzluk çekiyoruz. Biraz belki üstüm başım kalındır. Ondan da olabilir. Yani hava güzel. Kral oluştu, kırayla gülüyor demek. Tabii bu manzara aşağıya kurumaya gidip oluyor. Yani bu sene manzara da güzel, Sivas da güzel ama susuzluk kötü bir şey. Değerli izleyenler, bültenimize spor haberimizle devam ediyoruz. Vizyon 58 Spor başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Evet.
Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde kapalı sentetik sahada gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başlayıp 5-2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonrasında ise dar oyun çalışması yaparken idmanın son bölümünde Sarıyer maçının taktiği çalışıldı. Sarıyer ile Sivas Belediyespor arasındaki karşılaşma yarın saat 13'te Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Dolar, Euro, Altın ve Borsa. 58 Ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler inşa ederler. Altınyayla ilçesinde bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ibadet etmeleri için Altınyayla Büyük Millet Camii inşaatımız başlamıştır. Yardım ve bağışlarınız için irtibat telefonu 0544 246 0705 0535 625 1815 Ziraat Bankası İBAN TR 76 301 çift 016 64 92 38 82 58 50 01 Bir tuğlada sen koy diyerek çıktığımız bu kutlu yolda yardımlarınızı bekliyoruz. Memleket Gazetesi. Doğru, tarafsız haber. Takip edin, gündemden habersiz kalmayın.
Özmedine Kebap Sivas'ta lezzeti, kaliteyi ve uygun fiyatı sizlere sunuyor. Özmedine Kebap kalitesiyle pilav üstü tavuk döner, salata, çorba, tatlı sadece 15 TL. Pilav üstü et döner, salata, çorba, tatlı sadece 25 TL. Evet, yanlış duymadınız. Uygun fiyatlarla et döner, tavuk döner, karışık ızgara, Adana, tavuk biftek, et biftek, tavuk şiş, et İskender'le sizlere bir telefon kadar yakınız. Sadece bir kez denemeniz yeter. Farkı fark edeceksiniz. Ayrıca gün yemeklerine de sizlere sürpriz hediyeler veriyoruz. Özmedine Kebap Hikmet Işık Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0346 221 8801 0507 756 1622. Güneş beyazlar içerisinde muhteşem bir güne Yıldız Dağı'nda doğuyor. Türkiye'nin en genç, en modern, en ekonomik kış sporları ve kayak merkezi kayak tutkunlarıyla buluşuyor. Doğal yaşam evleri, konforu ve benzersiz atmosferiyle doğanın tam ortasında yer alıyor. Harika bir güne uyanarak eşsiz deneyimlerle yaşamına renk kat. Yüksek hizmet kalitesi ve güven içerisinde kış sporu yapmanın ayrıcalığını Yıldız Dağ zirvelerinde yaşa. Kalite ve konforun adı Yıldız Dağ Kış Sporları Turizm Merkezi. Zara Rezidans. 10.072 metrekare alan üzerine inşa edilen Zara Rezidans AVM projesinde sizler için her şeyi düşünüldü. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerden oluşan ankestre mutfaklı, ebeveyn banyolu, rezidans dairelerin ortak kullanımı için projede kapalı yüzme havuzu, bayan